Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Bugünün ilk icadı sizi Ay'a götürecek. En azından gidebileceğinizi hissettirecek. Birkaç kibrit alıp penseyle başlarını kesiyoruz. Yeterli olduğunda bir araya toplayalım. Ve şimdi küçük uzay roketimizin gövdesi için ne kullanacağımızı arayalım. Desteği bu küçük şırıngadan çıkarıyoruz ve alabileceği kadar kibrit başıyla dolduruyoruz. Küçük boyutuna rağmen bolca kibrit aldı. Şırınga dolduğunda siyah lastik parçayı destekten çıkarıp üstteki deliği dikkatlice kapatıyoruz. Şırınganın ucunu kesmek için kullanacağımız tehdit edici testeremizi alalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Kesiyorsunuz değil mi? Matkapla deliği büyüttük ve ekranda gördüğünüz gibi bir törpüyle pürüzlü kenarları zımparalıyoruz. Bakın ne kadar pürüzsüz oldu. Bebek poposu gibi. Kibrit kutumuzu alalım ve sıyırıcıyı makasla keselim. Bakın nasıl da cılız görünüyor değil mi? Küçük, ince bir tahta çubuk yardımıyla sıyırıcının bir kısmını küçük bir rulo haline getirelim. Ve keselim. Rulomuzun açılmasını önlemek için yapıştıralım. Minnak rulomuz hazır. Bu diyete daha fazla dayanamıyorum. Yaptığım her şey bana yemeği hatırlatıyor. Cips istiyorum, cips! Bu somunu küçük rulomuzun içine geçiriyoruz ve çubuğu çıkarıyoruz. Artık şırınga deliğine yerleştirebiliriz. Sadece tık sesi gelene kadar itiyoruz. Mühendislik ürünü gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Çıkmayacağından emin olmak için somuna biraz yapıştırıcı sürelim. Oldukça sıkı görünmesine rağmen biz yine de sağlamlaştıralım. Uzay gemimizin kanatlarını yapmak için siyah ve pembe köpük alalım. Bu şekilde kesiyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi köpük üçgenlerin kenarlarını birbirine yapıştırıyoruz. Bu özel olarak tasarlanmış parça uzay aracımızın arkasına takılacaktır. Diğer küçük siyah üçgenler Formula 1 arabasından daha hızlı görünmesi için roketin yanlarına yapıştırılacak. Benim tarafımdan tasarlanmış ve tarafımdan üretilmiş süper uzay aracımız. Patentlidir ve NASA kalite mührüyle pratik olarak hazırdır. Sadece buluşu aktive edecek kibriti eklememiz gerekiyor. Kibriti yakmamaya dikkat ederek karton rulonun içine yerleştiriyoruz. Yere değdiğinde kıvılcımlar çıkacaktır. Henüz işimiz bitmedi. Gemimize biraz hava verecek bir sapan yapalım. Aslında sapan başka bir icat sayılmalıydı. Yani 3 tane olacağını söylediğimde sadece 2 icat yaptığımdan şikayet edebilirsiniz. Evet, size diyorum. Tamam, klipsi açmayı bitirdik ve bir dondurma çubuğunun ucunu çapraz olarak keselim. Sapanın temel şeklini oluşturacak şekilde kesilmiş çubuklardan 2 tanesini bir bütün çubuğa yapıştırmaya devam edelim. İnanılmaz derecede güçlü kaslarımızla zorladığımızda kırılmasını önlemek için sapı her bir parçaya birkaç kat çubukla güçlendirelim. Çocukken komşularımın camlarını bu güzel oyuncaklarla kırardım. Şaka şaka. Ekranda gördüğünüz açıklığa bir tane daha dondurma çubuğu yapıştırıyoruz ve doğru boyutta işaretliyoruz. Çubuğu tekrar deliğe sokup böylece sapanımızın takviyesini tamamlamış oluyoruz. Videonun bu bölümünde size nasıl kullanılacağını göstereceğim. Hala çocuk olduğumu unutuyorum. Lastik takıldıktan sonra tıpkı aşkımızın bize yaptığı gibi roketimizi çok uzaklara uçurabileceğiz. Kartalın hassasiyetiyle nişan alıp roketimizi harekete geçirebiliriz. Çin Komodo ejderi gibi duman çıkarıyor yahu. Bu icada dumanla veda edeceğiz. Düşünmek bile acı veriyor. Roketimizin kalıntıları asfaltta yatıyor. Bir sonraki buluş kesinlikle ilkinden daha uzun ömürlü olacak arkadaşlar. Buna size garanti verebilirim. Bu sivri uçlu alet yardımıyla kapakta merkezi bir delik açalım. Buraya küçük bir motor yerleştireceğiz. Sivri uçlu bir tel alıp kancayı keselim. Sadece sivri kısmı kalacak. Kapağı yapıştırmayı kolaylaştırmak için kestiğimiz ucu yukarı doğru kıvıralım. Bolca sıcak tutkal uygulayalım. Sivri teli yerleştirip sıcak tutkalla kaplayalım. Acaba bu nefsin müdafaa unsuru sayılır mı? Bilemiyorum.
Şu mini Coca-Cola kutusuna bakın. Çok değerli ve şirin. Sizce serideki en şirin kutu hangisi? Hadi bakalım. Yorumlarda sizlerden en şirin Coca-Cola kutusunu bekliyorum. Kalıntıları kağıt peçeteyle temizliyoruz. Kutunun kapağını çekip kalemle açıklığın etrafında bir daire çizelim. Keskin bir aletle keseceğiz. Bu şeyin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama çok sofistike görünüyor. Bu yüzden onu buluşumuzda kullanacağız. Kutunun bir tarafında bir dizi küçük nokta yapıyoruz. Bunlar bize nereyi deleceğimizi söyleyecek. Böylece sosis ızgaramız için bir çıkış görevi görecek. Biraz alüminyum folyo alıp küçük bir top haline getirdik ve kutuda açtığımız delikten içeri yerleştirdik. Doldurmaya devam edin arkadaşlar ve ardından gaz çıkışı için regülatöre benzeyen bu tuhaf aksesuarı takacağız. Sızıntıyı önlemek için hepsini sıcak tutkal ve koli bandıyla kapatalım. Ardından gaz kutusuna bağlayalım. Düğmeyi çevirerek gaz çıkışını açtık ve çakmağı kullanarak sosisimizi ızgara yapacağımız brülörü yakmak için kullanıyoruz. Buluş bitti diyebiliriz. Ama pişirmek istediğimiz sosis nerede? Acıktık değil mi arkadaşlar? Kapaklı ve metal çubuklu motoru hatırlıyor musunuz? İşte tam da bunun içindi. Motoru tahta çubuğa sabitledikten sonra birkaç çubuk aldık ve yan yana sıraya koyalım. Ekranda gördüğünüz gibi yapıştırıcı sürüp onları bir arada tutacak iki çubuğu daha ekliyoruz. Daha önceden bahsetmiş miydim bilmiyorum. Cennet gibi bir adada tatildeyim ve odam okyanusa bakıyor. Bu yüzden sonraki birkaç videoda size buralardan da bahsedeceğim. Söylediklerim şaka gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Emin olun değil. Tüm elektronik bileşenleri alın ve dahi profesör tarafından patente alınmış iyi bilinen işlemi kullanarak kabloları bağlamaya başlayın. Pili ahşap desteğe yapıştırıyoruz ve anahtarı da pile. Fazla telleri motor fişlerine bağladık ve sosisi döndürmeye hazırız. Belki lokantacılık da yapabilirim ha. Ama şimdilik sosislere devam edelim. Bunlar en tombul olanları. Birini ambalajından çıkaralım ve dönen telimize takalım. Ocağı mükemmel pişmesi için sosisin altına yerleştiriyoruz. Ateşi açalım ve pişirme işlemini başlatalım. Şimdiden mis gibi koktu. Hazır olduğunda metalden çıkarın, harika rengine bakın. Afiyet olsun arkadaşlar. Bugünün son icadı, size göstermekten en çok heyecan duyduğum icat. Bu kalemi tehlikeli bir savunma nesnesi haline getireceğiz. En üst kısmı ve mürekkep hazinesini çıkarıyoruz. Böylece geriye kalan tek şey kalemin kasası olacak. Testeremiz ihtiyacımız olmayan her şeyi dilimlemekle ilgilenecek. Örneğin üstteki vida parçası. Kalemin ucunun dışarı çıktığı kısmı da keseceğiz. Plastik boruyu aldıktan sonra muadilini getireceğiz. Yani kurşun kalem. Burada hepimiz eşit olduğumuza göre kalemin uzak kuzenini de dilimleyelim. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Kestiğimiz ucu eğledik. Böylece daha pürüzsüz olacak. Plastik delikler için de aynısını yapıyoruz. Kalemin tüpteki deliğe sığması için daha ince hale getirmemiz gerekiyor. Ama yine de işin en önemli kısmını yapacak olan kabloyu eklememiz gerekli. Enerjinin geçeceği metal şeridi görene kadar kablonun ortasındaki bir parçayı maket bıçağıyla soyalım. Teli metal grafite değecek şekilde yerleştirelim ve bantla hareket etmeyecek şekilde saralım. Bir araya geldiklerinde deliğe geri yerleştirelim ve bantla sabitleyelim. Büyük bir ateş sahnede. Kırtasiyede çalışırken her zaman normal ataşla büyük atıcı karıştırırdım. Kelebek ataş, şimdi hatırladım. Neden bu kadar çok olduklarını hep merak etmişimdir. Gelecekteki devrim niteliğindeki uçak savar savunma sistemimizin kokpitini taktıktan sonra birkaç vidalı kapakla çerçevelerini oluşturmaya devam edelim. Hop, iki şişe kapağı klibe sabitliyoruz. Yapı tamamen hazır. Sadece elektrik kısmı eksik. Bir pile, rengi değiştirmek için sarı bir düğmeye ve tokalı tipik ama güvenilir kablolara ihtiyacımız olacak. Artı fazladan bir tel parçası. Ah, sıkıcı ama iyi bildiğimiz bir bağlantı süreci.
bu kısımlarda, bu kanalda izlediğiniz 30 küsür videoda da size tekrar ettiklerimi anlatmaktansa sohbet ederiz daha iyi. Madem tatildeyim dedim, neden siz de nerede tatil yaptığınızı söylemiyorsunuz? Ya da en sevdiğiniz tatil yeri neresi? Siz o mutlu günleri hatırlatırken ben de elektrik bağlantılarımı bantla koruyarak, nesneleri birbirine yapıştırarak değerli düzenimi koruma çalışmasını bitireceğim. Nasıl parladığını bir görün. Çok güzel parlıyor. Fantastik icatlarla dolu zorlu iş gününü bitirmek için hadi kibritlerden ateş gücü yaratalım. Karışım için bir kağıt hazırlayalım ve kibritlerin sihirli tozunu cımbızla ezmeye başlayalım. Ya da özgün ve kurnaz olmak istiyorsanız benim gibi zımparalayabilirsiniz. Yanıcı tozu çıkardığımız sürece her şey işe yarar. Yeterli olduğunda bir araya toplayın ve kabinin içine koyun. Hiçbir şeyin boşa gitmediğinden emin olun arkadaşlar. Düşmanlarımıza atılacak olan alüminyum folyo toplarından başka bir şey değil. Elde edilmesi kolay ve ucuz. Bunlar mükemmel. Hiç bu kadar güçlü, zarif, ölümcül mermi olmamıştı. İnsanlık tarihindeki en ucuz sistem. Kağıt bile saldırıdan zar zor kurtuldu. Kuzeyli bir ejderha gibi alevler saçıyor. Bence test için yanıcı bir şey kullanmak kötü bir fikirdi. Zavallı kağıt. Ölüm zamanı öğleden sonra. Ölüm nedeni dahi profesörün icadı. Nasıl daha şaşırtıcı hale getirileceğini öğrenmek istiyorsanız kanalıma bir göz atın. Yeni icatları kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve o zil düğmesine tıklayın. Bu eğitimde bana katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.